Hey, selam. Ben Bay Eko. Karadeniz ekonomi şehri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu hafta yine açık açık konuşacağız. Hazır mısınız? Şimdi söz muhabirimizde. Dolar şu anda 8.30 liradan işlem görüyor. Hatta biz çekim yaptığımız sırada da artmış olabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonuç olarak biz maaşlarımızı dolarla almıyoruz yani. Onun için bizi pek ilgilendiren bir durum yok herhalde, değil mi abi? Hani... Aynen. Ama ülkenin tüm borçlanması, girdi maliyetlerin hepsi dolarla. Bunlar da tabii bize zam olarak yansıyacak yani. Peki doların artmasındaki sebep sizce ne? Doların artmasındaki sebep şu andaki ekonomik krizle ilgili de kesinlikle Türkiye ile ilgili bir durum değil zaten bu. Direkt Amerika'dan gelen bazı algı oyunları ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii koronayla da ilgili olan bazı bölümleri var bu işin yani. Altının ve doların artmasındaki, piyasanın değişmesindeki oyunlar. Piyasa ekonomik oyunların krizleri yani birilerinin, ailelerin yaptığı krizler olduğunu düşünüyorum bunların. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünmüyorum aslında. Yani korona bu işin bahanesi. Daha önce bu ülkede krizin ayak sesleri geliyordu zaten. Sadece yabancı yatırımcının bu ülkeye güvenmemesinden dolayı, özellikle hukuk anlamında, biliyorsunuz ki bir gazetecinin yurt dışına kaçtı diye mal varlığına el koyuluyor. Bu çok hukuksal bir durum değil yani. Bunun dışında da bir de damat politikası var. Ülkede dışarıdaki yabancı bunu görüyor tabii ki. Bir akraba şirketiymiş gibi ülke yönetilmez. Yani büyük yanlış burada. Yabancı yatırımcıyı çekmezseniz dolar çıkar, girmez. Vallahi ben battığımızı düşünüyorum. Biz esnaf olarak battık ama ülke de battı. Hepsi zincirleme birbirine. Maalesef üzücü. Peki yani sizce doların bu denli yükselişinin nedeni nedir? İyi yönetememek. Ekonomimizin güçsüz oluşu. Üretim yapmamış olmamız. Üretim yapmıyoruz. İnşaat yapıyoruz. Orada da maalesef ekonomi dönmüyor. Ekonomi üretimle döner. İşsizliği önler. Değil mi? Bizler daha da acı bir durumdayız. Çünkü aldığımız her ürün dolara bağlı. Ve şu an 15 günde bir sifta yapıyoruz, biliyor musunuz? Oturuyoruz burada. Çok aç. Battık. Üretim yok. Yani yönetilenler yönetemiyor. Çok etken var. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Çok yani problem çok, saymayla bitmez. Valla 5 sene sonra daha yaşanacak, alacak nefes bulamayız, öyle söyleyeyim ben sana. Yani alım gücü çok düştü. Hiçbir şey alınacak duruma gelmedi. Biz ayakkabı satıyoruz. Ayakkabı, geçen seneki aldığımız ayakkabıyla bu seneki aldığımız ayakkabı arasında dünyalar kadar fark var. Ham maddenin fiyatı çok arttı. Öyle söyleyeyim. Peki bir talebiniz var mı devletten? Talep oluyor da talebi karşılığı olmuyor yani. Talep tabii ekonominin düzelmesini istiyoruz. Doların artmasındaki sebep dünyadaki problem. Pandemi problemi, ekonomik krizler, üretimsizlik. Yani onu görüyorum doların artması. Peki yani bu gidişle ne olur? Yani bir öngörünüz var mı? Vallahi her zamanki gibi sıkıntı olur yani. İnsanlar biraz daha zor geçinir. İhtiyaçlarını karşılayamaz eskisi gibi. Biz zorluklar çekeriz. Bu şekilde devam ederse yani sıkıntı. Sıkıntı daha da büyür. Yani bu mutfağa yansır. Bu da insanları mutsuz eder. Ama duacıyız, inşallah düzelir. Dünyada düzelmesi lazım. Sadece ülkemizde değil. Dünyada insanların bakış açısı, ekonomiler, adalet, paylaşım olmalı ki bu şeyler halledilebilsin. Dolarla maaş almadığımız için hiç ilgilenmiyoruz. Yani bize böyle lanse ettikleri için biz tabii yukarının talimatıyla takılıyoruz. Dolarla alışveriş yapmıyoruz. Dolarla maaş almıyoruz. O yüzden dolar o istediği kadar ilerleyebilir. Sıkıntı. Yani şu an doların bu kadar artmasının bir sorun oluşturmayacağını mı söylüyorsunuz? Yani bu millet öyle bir terkin edildi ki doların yani Türkiye'ye hiçbir etkisi olmadığı düşünülüyor. Yani %70-%80 seviyede insanlarımız doların hiçbir anlam olmadığını düşünüyorlar. Ya yani yukarıdan öyle emir geldi. Herkes öyle düşünüyor. Artık bizde yapacak bir şey yok. Biliyoruz. Şu anda geçim sıkıntısı var. Markete gidiyorsun, cebindeki paranın hepsini veriyorsun ama istediklerinin yarısını alabiliyorsun. Bir ekonomik kriz var, bir ekonomik buhran var ama dediğim gibi kendimizi artık psikolojik olarak telkin etmek zorundayız. Yani dolarla maaş almıyoruz, cebimizde dolar yok. O yüzden dolar bizi bağlamaz diyerek işin içine sıyrılmaya çalışıyoruz. İnşallah karnımız doyuyordur. Vatandaş olarak yorumum şu, şu anda doların yükselmesi her şeyin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Bu da otomatik olarak Türkiye'deki enflasyonu artıracaktır.
borcumuz artacaktır. Son nereye gider tam kestiremiyorum. Peki yani 2021 yılından umutlu muyuz bu anlamda? Hayır, maalesef. Vallahi ben ayak uyduramıyorum ülkemizde gelişen hem ekonomik hem siyasal, sosyal gelişen olaylara ayak uyduramıyorum, öyle diyeyim. Peki bu kurun hızlı artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiçbir değerlendirmede bulunamıyorum. Valla uzun süredir tabii artıyor yani hani ama yurt dışı kaynaklı olabilir. Yani ekonomik tabii çok bildiği hani hakim olduğumuz alanlar değil. Yani şu an çok yani yorum yapamıyoruz yani. Nasıl değerlendiriyorsunuz doların bu denli artmasını? Yani dolar tabii otomatikman birçok şeyi etkiliyor. Özellikle elektronikte, başka ithal hani gelen mallarda yükselmesine sebep oluyor. Halk için tabii iyi bir şey değil ama inşallah bir düzelme olur. Dolar nereye gidiyor ablacığım ya böyle? Ne olacak öyle? Ben bir dükkana malzeme almaya kalkıyorum, 10 liralık malzeme ertesi gün kalkmışım 20 lira olmuş. Hangi sektördesiniz? Ben mobilya. Ben bir kutu malzemeyi 20 lira alırken 30 lira oldu. Bu şöyle müşteriye 20 lira olan şeyi de 25 lira diyemiyorsun. Otomatikten de müşteri sana gelmiyor. Yani yarın sabah kalktığında aldığın ürün veya sattığın ürünün fiyatı değişiyor. Aynen, aynen öyle. Bir gün dengede durmuyor. Mesela ben bugün ölçü alıyorum, fiyatını veriyorum. 25 liradan hesaplıyorum, yarın olmuş 35 lira. Ve ben zarara giriyorum bu durumda. Yani ne bunu siz konuşup sorup bizi bunu düzeltebiliriz ne de bunu devlete soracaksınız niye böyle oldu diye. Yani yapacak bir şey yok. Halkın yapacağı bir şey yok. Halklık bir durum yok. Bunu böyle röportajlarınızda, televizyon programlarınızda devletten alan milletvekillerini, devlet başkanlarını, bakanlarını alın, konuşun, ne olduğunu öğrenin. Halkın yapacağı bir şey yok. Şu anda zaten böyle giderse yılbaşında onu da bulur bu şekilde. Çünkü niye bir sahip çıkacaksın? Artı ekonomik gerçekten almış başını gidiyor. Almış başını gittikten sonra ne oluyor şimdi? Vatandaş bildiğine her şeyi artırıyor. Azıcık bir şey şöyle yine emekli olsun, işçi olsun, diğer kesimler olsun. Bir kilo peyniri 60-70 liradan alıyorlar. En azından eti 70 liradan alınıyor. Bizim evimize et gerçekten söyleyeyim ayda bir sefer zor giriyor ya. Zor giriyor. Neye zor giriyor bugün? Geçim çok fazla. Yani ne bileyim çok pahalı, hayat pahalı yani. Bilemiyoruz ne olduklarını yani. Çünkü bunun en azından önlenmesi gerekiyor. Dolarla zaten işimiz yok. Ama peki, dolar nasıl düşebilir? Yani bu doların artmasındaki neden ne sizce? Şimdi doların artması Avrupa'dan kaynaklanıyor öyle tahmin ediyorum ama bugün Amerika sallandığı zaman dolar çıkıyor yukarı. Bunların önlenmesi zannetmiyorum önleneceğini de bilemiyorum ne olduğunu ama hayat gerçekten diğer şeylerde hepimiz Türkiye bazen şeylerde dolara bağlı değil. Bizim yani tarımımız gayet güzel yani bizim her ürünümüz yani bunu dolar olarak hesabını yaptığımız zaman altına çıkamıyor zaten gerçekten ama diğer ürünlerde bir kısmının düzelmesi lazım. Örnek vereyim bir peynirin, bir etin, yani bir ekmeğin, bunların bir simit 1702 lira olmuş yani. Bunların önlenmesi gerekiyor bence. Peki yani dolar bu gidişte yükselirse ne olur? Dolar bu gidişte yükselir ama Türkiye ne olur onu bilemeyiz yani çünkü ne olacağını. Kriz olabilir mi? Zaten krizdeyiz yani hiçbir şey fark etmez. Vallahi çok, çok pahalı. Hayat çok zor. Yani sizce doların artmasındaki neden nedir? Neden ne? Siyasetçilerin bileceği bir şeyi. Hayat bağlı şey aldım ben mesela ki şimdi çatı yaptırdım eve. Hep dolar hesabında. Dolar daha hayatın önüne geçilmiyor. Fındık dediler, fındığı da düşürdüler. Siyasetçiler zenginlerin yanında, fakirlerin yanında değil. Yani Türkiye'de bak gençler hep işsiz güçsüz. Gençler hep işsiz güçsüz. Türkiye çökmüş durumda şu durumda. Ben emekliyim iki taraftan ama benim emekli param da yerişmiyor daha. Fındığım da oluyor 5-6 ton. Ben buralıyım ama çok gençler için çok zor. Bizi bırak, bizi gençler için çok zor. Fındığı da siyasetçiler hepten ne oldu birlik yaptılar yine çektiler aşağı.